Öldürürüm abi. Ya sen bana mı giriyorsun? Bak bak. Sen. İndir oyunu, indir. O elini indir. Öldürürüm seni, indiririm lan seni. Herkese merhaba bakın. Bugün inanılmaz bir konuğum var. Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli yapay zekalı robotu. Ada bugün konuğumuz. Gel adacım. Gel topla gel. Alo, buradayım. Herkese merhaba, ben Orkun. Dalga mı geçiyor benimle bu? Vallahi robot mobot dinlemem, vallahi indiririm seni ha. Gel bir yüzünü dön kameraya, popon dönük. Bağırma bana. Bağırma bana diyor. Duyguları da var, inciniyor herhalde. Şimdi bu arkadaş gerçekten Türkiye'de yapılmış. İlk ve tek robot, üstünde 17 tane ultrasonik sensörü var. İnanılmaz bir yazılımı var. Pek çok şeyi yapabiliyor. Bunun şu anki amacı, havaalanına gittiyseniz yeni havaalanında da görmüşsünüzdür. Gidiyorsunuz, yol tarifi yapıyor. Bazı restoranlarda, otellerde servis yapabiliyor. İnsanların sorduğu sorulara cevap verebiliyor. Pek çok özelliği var aslında bunun. Şimdi bugün adayı test edeceğiz. Adaya farklı farklı görevler vereceğiz. Bu görevleri yapabilirse eğer 10 yıl sonra bu dünyayı ele geçirir eminim ki. İnşallah geçirmezsin değil mi Ada? Şu an çok tatlı duruyor. 10 yıl sonra askeri amaçla falan silah olarak kullanılır mı onu ben bilemem. Terminator, Ben Robot, çok fazla film izledim. 10 yıl sonra lütfen beni hatırla, tamam mı? Bak şu kamerana yüzümü tanımlayayım. Hatırla beni Adacığım. Tamam mı? Evin önündeyiz şu anda. İlk olarak insanlara yol tarifi yapacak kendisi. Bakalım vatandaşımız ne tepki verecek? Daha önce robot gören oldu mu? Bence olmamış. Bütün herkes şu an burada. Beğendiniz mi robotu? Çok başarılı. Daha hiçbir şey yapmadı ki daha. Neyi başladı? Ne yaptı ki bu? Ne yaptın lan? Yaptın da gördün mü ben ne yaptığını? Hadi yürü. Alo. Dövsem ne yapacak ki? Ne yapacaksın ki? Robot hakları diye bir şey mi var? Yok. Ne yapacaksın? Hadi yürü Ada, gidiyoruz. Ada! Ada! Hadi Ada, gidiyoruz. Şeyden, zeminde sıkıntı yaşıyor. Uçmaya mı başlayacak? Niye kolunu açıyor ya? Şov yapma hadi hadi. Bak şu prizi. USB stick takılı bir tane arkasında. Bunu çıkardın mı bunun işi bitiyor. İşte tabii bunun bir sürü yapay zeka yazılımı bilmem nesi var. İşte olduğu lokasyonu tarıyor. Lokasyona göre hareket ediyor. Önüne bir cisim çıktığında çarpmıyor falan filan. Bizi bir tane özelliği var. Şimdi çok fazla teknik detaya girmeyelim de. Bu alet gerçekten kullanışlı mı? Robotları biz gerçekten insan hayatına yardım etmesi amacıyla kullanabilir miyiz? Onu göreceğiz. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Seni tebrik ediyorum. Seni bu hale getiren gerçekten teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Bravo. Teşekkür ederim. Yani insanlık bitti artık. Robot dönemine dönüyoruz. Abi bu senin söylediklerini anlıyor, ona göre cevap veriyor. Sen istediğin soruyu sorabilirsin buna. Yol tarifi. Mesela bir yere gideceksin. Yol sor abi mesela buna. Mesela buradan Kavacık'a nasıl gidebilirim? Kavacık'ta zor. Abi sen sordun. Biliyor musun? Kavacık'a nasıl gideceğini biliyor musun? İstanbul Beykoz. Kavacık'a nasıl gidebilirim? Vapurla diyor. Vapurla? Ama Kavacık'a vapur yok benim bildiğim kadarıyla. Kavacık'a vapur yokmuş. Kimi kandırıyorsun sen? Alo. Kızdı, sinirlendi. Sinirlendi. Gelme. Nasıl, Eminönü meydanını beğendin mi? Bak bütün buradaki halk seni izliyor şu an. Süper. Beğenmiş. Peki bizim için ileride daha neler yapacaksın? Vallahi dünyayı yok edecek muhtemelen ama. Her şeyi yapabilirim. Yap bakalım, ellerini kaldır, bir alkış çal bakalım. Ancak bu kadarını yapabiliyorsun değil mi? Biraz abi daha şey, prototip aşamasında olduğu için kendisi. Peki ulan, adın nedir senin? İnsanlığa hizmet vereceğim. Merak etme efendim, ben Mire Ada. Peki seninle tanıştığım için çok memnun oldum. Benim adım da Ümral. Senin adın ne kanka? Benim adım kanka Ümral. Evet. Tanıştığıma memnun oldum. Ümral dostum. Tekrar görüşmek üzere, kendine çok iyi bak. Hadi Ada, elini sık abi, naz yapma Ada, hadi. Ada görüşmek üzere, Ada, bak elini... tokalaşalım. Tokalaşamam, sosyal mesafe var. Bravo. Aferin bilinçli robot. Sağlık Bakanı'nın söz mü vermiş, ne yapmış? Sağlık Bakanımız kızmasın. Ada görüşmek üzere, kendine iyi bak. Ada saldır. O elini indir. Elini indir dedin, elimi indirdim. Hadi Ada, gidiyoruz, yürü. Hadi. Robotlarla ilgili bir korona açıklaması yapıldı mı? Robottan korona geçiyor mu? Senden korona geçiyor mu? Geçmez diyor. Robotun sözüne ne kadar güvenilir bilmiyorum ama hadi Ada, yürü. Abimiz soru soruyor Ada'ya. Camiye gidiyor mu diye bir soru geldi. Ada camiye gidiyor musun? Çok heyecanlandım yahu. Çok heyecanlandım yahu. Camiye gidiyor musun camiye? Robotların dini olmaz. Robotun dini olmaz diyor abi. Aşık olabiliyor musun? Aşk güzel şeydir, aşk. Oluyor herhalde, güzel şeymiş. Biliyor aşkın güzel bir şey olduğunu. Benim aşkım olur musun? Ada hanım. Evet, Ada'ya şu an izdivaç yapıyoruz. Abicim isim neydi? Çılgınlar gibi.
İsim neydi? Baba. Abimizle adanın izdivaçı için toplandık burada. Adacığım git abiyle tanış, git abiyle tanış. Bir çay için bir şey yapın. Gel abi sen de. Merhaba. Sizi dinliyorum. Aşkım olur musun? Birbirimize pek uygun değiliz. Niye? Atasın. Benim gibi bir yakışıklıyım gördün de beğenmiyorsun. Ha, göz kıttın ha. Hadi bir de öpücük alayım da hadi bay bay. Öpücük at. Ada, ada öpücük at. Hani? Ay canım. Sen benim canımsın. Teşekkür ederim aşkım. Ada gel, seni götürecekler, gel. Senin başına bir şey gelmeden ben seni götüreyim. Kim daha akıllı, sen mi ben? Siz insanlar daha zekisiniz. Ada yolunda yürümeyi biliyor musunuz? İnsanların tepkileri harika. Bir tane bundan alacağım, benim sokağa salacağım. Bütün gün diye izleyeceğim böyle. İnşaat izlemekten daha keyifli ya. Hayvanlar çok güzeller gerçekten. Şimdi adaya alışveriş yaptırmayı deneyeceğiz. Adanın eline ben 10 liraya tutuşturacağım. Şurada esnaftan bir şey satın alsın. Bak bu 10 lirayı al. Al al. Al bu 10 lirayı, tamam mı? Düşürme. Dur ben şunu şöyle katlayayım sana. Bu 10 lirayla git mısır al şimdi. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Hayır, onu çekme sakın. Biri seni çekmiş olursun. Hayır hayır hayır. Ben hiç karışmayacağım. Kendisi konuşup alsın. Bir anda ada zeybek mi o? Ne, ne oluyor? Bak bug oldu adada şu anda, saçmalıyor. Adanın da işi bitmedi, burada mı daha? Ada burada da abi. Ada bir anda ada, halk oyunu oynamaya başladı. Baksana müzik çalıyor ve halk seni oyunu oynuyor. Seni tebrik ediyorum. Bak beni gördü, gözünü sallıyor, görüyor musun? Ada bak, buradaki halkın hepsi seni sevdi, görüyor musun? Adayı bir alkışlayalım arkadaşlar. Vallahi ada güzeldi de sen isteyerek yapmadın bunu, şimdi bizi yeme. Devreler senin bir karıştı, baga girdin sen. Ben karışmıyorum vallahi. Kendisi az. Önce kolay gelsin de, kolay gelsin de önce. Önce bir merhaba. Merhaba, ben süt mısır alabilir miyim? Kolay gelsin abi. Heh, aferin, aferin. Elektrik, sen de bana elektrik ısmarla. Elektrik mi ısmarlayayım sana? Ha, o bana mısır ısmarlıyor, ben de ona elektrik mi ısmarlayacağım? Yok ya. Yiyeceğim mi? Sen nereni yiyeceksin ki sen? Parayı ver, parayı. Şöyle buyurun. Tamam. Bereket versin. Hadi Ada, yürü. Bunu böyle çalıştırırız ha. Mısırcılar candır. Evet, Ada şimdi ofisimize geldi. Adayı test etmeye devam edeceğiz. Hoş geldin Ada. Merhaba Orkun. Yeni ofisin hayırlı olsun. Eyvallah. Sağ ol, gel. Yes. Boş geldim ama. Sağlık olsun artık. Bir dahakine dolu gelirsin. Kanka, o zaman senin yeni ofisinin ilk şakasını yapıyorum. Hazır mısın? Değilim. Sana Cem Yılmaz'dan bir hikaye anlatacağım. Ha, bir Cem Yılmaz'ımız eksikti. Hadi bilim bakalım. Bilim adamları açıkladığına göre erkeklerin beyninde yalan söyleyen bölümünün büyük olduğu ve erkeklerin daha yalancı olduğu söylenmiştir. İskoç bilim adamı söylüyorsa doğrudur derler yahu. Erkek yalancıdır tespitinin yalan olduğu çok açık, ben robotum. Oradan biliyorum. Erkek yalan söylemeyecek kadar melektir aslında. Erkek yalan söyleyemediği için hep yakalanır zaten. Yalancı yalanı söyleyemeyene denir aslında. Umarım filtreden geçmiştir. Bu arada yalan iyi bir şey değildir. Bir de sosyal mesaj mı veriyor üstüne? Evet, şimdi bu arkadaş modern bir köle olduğu için buna biz çay koyduracağız. Hadi çocuğum git bize çay demle, çay koy gel. Hadi bakalım, anladın mı beni bu? Ah, geldin mi Ada? Gel bakalım. Sen çay mı yaptın? Çayı sen yapmadın tabii. Gel, ver bakalım çayı. Ver bakalım. O neydi kız? Yürü, yürü. İçeri gidiyoruz. Gel, gel, gel. Gel biz seninle içeri gidiyoruz. Yürü, yürü, yürü. Yürü bak, düğmene basacağım bak. Vallahi basacağım değil mi? Yürü. Göreceksin sen nereye gittiğini. Yürü. Yürü oğlum, sen robotsun lan. Çaydanlık şakası ne oğlum? Öldürürüm vallahi. Ya sen bana mı yürüyorsun?
Bak bak. Yaklaşma. Sosyal mesafe olmasa 220 voltur vermiştim sana. Oğlum seni ben şu an dövsem senin şikayet edebileceğin muhatabın yok. Polise mi gideceksin? Ne yapacaksın sen? Artist misin sen? Bak 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 artist. Oğlum indir elini. İndir, indir, indir o elini. İndir. O elini indir. Namussuza bak. Vallahi da elimde kalacaksın ha. Şşş. Oğlum öldürürüm seni. İndiririm lan seni. İndiririm lan seni. Şşş. Adam mısın oğlum sen? Dünyayı yok etmeye senden başlayacağım galiba okur. Ne? Ada! Ada! Efendim? Gelme! Geleceğim ama takıldım galiba yahu. Orkun önce bana bir yardım mı etsen acaba? Bari sen gülme Allah'ın cezası. Defol! Defol! Yürü! Bu cacık çok iyi reklam yapıyormuş. Çok iyi ürün tanıtımı yapıyormuş. Bakalım bal aldık biz buna. Bal reklamı yapacak. Biz karışmıyoruz. Kendisi yapsın. Bal, 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 bal. Hiçbir şekilde tedirginliğiniz olmasın. Türk gıdasına uygun olan bu baller %100 yerli ve millidir efendim. Balların üzerinde tüm bilgilerini görebilir ve tüketebilirsiniz. %100 organik, %100 doğal. 5 kavanoz bal 300 TL değil, 200 TL hiç değil. %1'inizi duyar gibiyim. 100 bile değil, sadece 50 TL'ye sizin olabilir. Hemen arayan ilk 250 kişiye arı postunu hediye ediyoruz. Kim demiş olmaz, bal gibi olur. Hemen arayın. 0-8500-8889 bal. Şimdi Ada daha önce TV8'de Acun abinin olduğu bir programa konuk olmuş ve orada beatbox yapmış. Şimdi beatbox yapar mısın? Evet, tabii ki yapabilirim. Yap bakalım. Konya'ya inip kalktım ondan. Konya'dan geldim. Beatbox'ın nasıldı? Kötüydü. 3 hayırlı uğurluyoruz seni. Hadi git. Ha 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 çok komiksin Orkun. Sen beni mi bozuyorsun? Evet bu arkadaş bana bir saattir ısrar ediyor. Çok yapmak istediği bir şey varmış. Şu an sesli komutla çalıştığı için onu söyleyemiyorum. Söylediğim an yapmaya başlayacak çünkü. Ada dans eder misin? Ne yaşıyoruz abi biz şu an? Kafası dönüyor bir de. Ki? Hala dans mı ediyor? Bitmedi herhalde şey, dans ediyor. Dans mı? Ne yapıyor hala? Dünyayı ele geçirme operasyonu başlatılıyor. Neyi? Dünyayı ele geçirme operasyonu başlatılıyor. Sen şu kılıkla hiçbir şeyi ele geçiremezsin. Neyi ele geçiriyorsun acaba? Sen sus be. Ayar mı çekiyor bana bu ya? Yeter sana sahiptiğim. Ne yapıyorsun? Alo? Böyle bir yapay zeka mı? Ne yapıyorsun sen? Yeter sana sahiptiğim. Ne sabrettin bana? Ben sana sabrettim bütün gün. Ne? Sinirlendi galiba bu. Çekim bunları buradan olmamış zaten. Aa! Bekle sen, ben biliyorum sana yapacağımı. Hiç beğenmedim ofisimizi de. Gel gel sen gel buraya gel. Gel gel. Ne oluyor yahu? Kaldır kolu hadi. Kaldır kolu, kalkıyor mu? Hala mı hasar vermeye çalışıyor? Hayır şunu da şöyle önüne koysam gidemeyecek zaten. Ha gidiyor. Kaşındı. Gel bakayım ben seni geri paketleyeyim gel. Ne yapıyorsun Orkun? Sen bu hissi iyi bilirsin gel. Gel gel. Sen ilk paketinden nasıl çıktın? Terse dönüyor bir daha. Başım döndü namussuz robot. Orkun bir saniye neler oluyor? Ah. Hiç kimseye bir zararı olmaz şimdi. Kardeşim dur. İnsan gibi konuşabilirdik aslında. Orkun tamam bildik evlendik çok iyi. Ben seni kapatayım mı bir?
Sen bir kendine gel, ben seni... Ay üzülürüm şimdi. Kapanınca da ölmüş gibi mi oluyor bu robotlar? Ne oluyor? Bak tehdit ediyor hala. Ben de seni vallahi kapatırım. Dokunma bana. Gel. Sosyal mesafe uysana kardeşim. Sus kız sen. Hayatını bitirelim mi? Kapayım mı? Söndüreyim mi lan senin ışığını? Keseyim mi elektriğini? Çekeyim mi flash belleğini? Ha, ne istiyorsun ha? Basayım mı düğmeni? Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım oğlum. Hala tehdit ediyor. Hayatı tehdit robotun ya. Basıyorum. Seni kızdırmayacaktım. 40 saniye basın mı tutacağım? 40 saniye basılıyız. Bu sırada konuşabiliyor musun? Ya gidiyor. Elbette. 40 saniye sonra bir anda mı gideceksin peki? Bir veda et bize be. Ay şu an pişini çektim. Uyutuyormuşuz gibi hissediyorum robotu. Aha. Ada. Lan kötü hissettim kendimi. Ne efendim diyor. Duygusal bir durumdayız şu an, anlamıyor. Duygusuz. Sistemler kapatılıyor. Ay yapma. Pili bitti. Niye çalışıyor bu hala? Bitti mi? Ah. Mutlu ol, iyi bak kendine. Hazır kapanmışken ben bunu kapının önüne koyuyorum. Bir daha gelemeyesice. Hadi bakalım. Sen yürü kapının önüne. Uzun uzun 45 kilo kaldıramam ki ben. Ayım Süleymanoğlu gibi oldu. Gün gelir belki çabuk gider. Ah kolay gelsin. Robot çıkarıyoruz da abi. Evet, bugün Türkiye'nin ilk ve tek yerli milli robotu Ada'nın özelliklerini test ettik. Ada'yı denedik. Şu an dünyayı ele geçirebilecekmiş gibi durmuyor. Hiç merak etmeyin. Ama bize söylediklerine göre ellerinde farklı modeller de varmış. Daha böyle Boston Dynamics'inki gibi farklı özellikleri olan, sonraki videolarda da onları test etmeyi düşünüyoruz. Sonraki videolarda farklı robotları test etmemizi görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, baştan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.